Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İzninizle. Albay köye geldi mi, generalin öldü mü? Gönderdiği notimler kurşunlara geldi mi? Mendili albaya, mendili verdim albaya. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Mendili albaya, mendili verdim albaya. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Albay köye geldi mi, generalin öldü mü? Gönderdiğin o timler kurşunlara geldi mi? Mendili albaya, mendili verdim albaya. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Nasıl? Bu şarkıyı beğendin mi, albay? Çok takdir ettiğine eminim. Bu şarkıyı senin için özel olarak besteledim. Sözlerindeki temel vurguya dikkat çekmek isterim. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Neyse, ben telefonu meşgul etmeyeyim de patlama haberlerini bir an evvel al. İyi günler, albay. Dur! Dur! Sana dur diyorum, yabancı! Dur! Sana! Dur! Dur! Dur sana! Dur! Dur diyorum sana, dur! Ateş ederim, dur!
teslim ol. Kaldır ellerini, kaldır, kaldır! Sana diyorum! Kaldır dedim sana! Sakin. Gel, çabuk, çabuk. Çek! İn aşağı, in, in, in! Yat! Yat! Her seferinde şaşırtmak bana çok büyük haz veriyor Velid. Üçünün de suratını görmeliydin. O enstantanti fotoğraflamak isterdim. O fotoğrafı poster yapıp duvarıma asmak için neler vermezdim. Evet, benim işim bitti. Bundan sonrası sende. Sanat ve şiddet, iç içe. Bu muhteşem bir şey. Tarihte de böyleydi, şimdi de böyle. İnsanlık trajedisi olağanüstü! Neyse. Ben şimdi gidiyorum. Üstten haber var mı? Yok. Henüz haber yok. Peki. Öyleyse gelişmelerden beni haberdar et. Ne yapacağını biliyorsun. Plana bağlı kal. Piyanoyla yaptığım bu resitalin açılışını büyük ve görkemli bir şekilde kapatmak artık senin görevin Velid. Sana güveniyorum. Ayva, merak etme. Hazırlıklar yapılıyor. Au revoir, Velid. He? Mendili almaya, mendil verdim almaya. Üssü araç yolladım onları patlatmaya. Üssü araç yolladım onları patlatmaya. Sesinde nebetmiş. Kulağımı tırmaladı. Sen sanatına da sana da sanatını icra etmene da adamın hayatı oyun. Oh ne güzel be. O buyursun velideti yapsın. Piyano daldırdı bana. Güzelim Türkiye kendine göre söz yazmış, aklınca dalga geçiyor. Allah'ın belası. Komutanım patlama falan diyor bu. Gene bir pislik peşinde. Başak. Bir şey oldu değil mi kızım? Hepinizin rengi attı, kireç gibi oldunuz. Komutana telefonda adamın biri türkü mü söylüyordu? Evet Hakkıs Hanım, evet. Sözleri de bir acayipti. Allah'ın belaları. Kim bilir gene ne yaptılar.
Siz hiç merak etmeyin. Yani sıkıntılı bir durum yok şu an. Evet evet, endişelenmeyin. Henüz kötü bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Başak, hemen karargahı ara. Olağanüstü bir durum ya da önemli bir haber var mı, sor bakalım. Emredersiniz komutanım. Hadi kızım, biz gidelim artık. Paşam, ben yardım edeyim. Ben yardımcı olayım. Markus'un sesiydi. Aynen. Yine bir hainlik peşinde şerefsiz. Bu da Musa'ya çok fena sinir artık. Aynen Candaş. Belli ki önemli bir sorun çıktı evlat. Biz gideriz, bizi dert etme. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sağ ol baba, sağ ol. Komutanım, şerefsiz iyice işi şarkı türküye döktü. Baksanıza mesajını artık böyle veriyor. Merak etme İlyas. O mesajın bedelini fena diyecek canavar. Ama ben bir şey oldu mu onu merak ediyorum şu an. İnşallah olmamıştır komutanım ama hiç sanmıyorum. Bu adam durmayacak. Biz bunu gebertmeden de bize rahat yok. Komutanım, Sarıcı Üssü'ne saldırı girişimi olmuş. Bir patlama gerçekleşmiş. Yaklaşık 10 dakika önce olmuş saldırı. Saldırıyla ilgili henüz detaylı bilgi karargaha ulaşmamış komutanım. Hı, yine yapacağını yaptı soysuz herif. Hemen karargaha geçelim. Emredersiniz komutanım. Kılıç, karargaha gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Siz hiç rahatsız olmayın, kusura bakmayın. Merak etmeyin. Elinize sağlık. Görüşürüz, ellerinize sağlık. Sen buraları merak etme. O sofrayı falan toplarız, kapıyı çeker çıkarız ama. Tam Gökçen, her şey için çok sağ olun. Siz de merak etmeyin, kusura bakmayın. Görüşürüz. Babalar haydi, çabuk biraz. Komutan oğlum. Kusura bakmayın, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar güzel bir kahvaltının bu şekilde sonlanması, bitmesini hiç istemezdim. Sen onların komutanı değil misin? Evet. Aklın hiç geride kalmasın komutan. Selvi Hanım'la ben sabırla beklemesini biliyoruz. Bugüne kadar hep bekledik, hep bekledik. Evlatlarımızı sana emanet ettik. Vatana emanet ettik. Mehmetciğin başındaki her komutan birer emanetçi değil midir? Anaların en kıymetli emanetleri onlar da değil midir? Doğru. Doğru. Yaşın ileri değil. İleri değil belli de. Saçtan erken ağrı vermiş. Kolay değil tabii. Bu kadar sorumlu yükleniyorsun. Onları çekip çeviriyorsun. Bir denesinin bile burnu kanamasın diye uğraşıp duruyorsun. Kolay değil oğlum, kolay değil. Allah yardımcın olsun. Aklınla, yüreğinle, vicdanla vereceğin her karar doğrudur. Kararını ver. Düşmanın üzerinden yürü. Onlar da senin arkandan yürüsünler. Bizim sana güvenimiz, inancımız tam. Vereceğin her karar doğrudur. İnanıyoruz biz buna. Bu dedikleriniz, bu söyledikleriniz, bunlar benim için çok değerli. Gerçekten. Çok sağ ol. Sağ ol. Hak yardımcın, Hızır yoldaşın olsun komutan. Allah yardımcınız olsun. Ayağınıza taş değmesin. Sağ olun Zevran Hanım. Git vereyim.
dikkat. Ben karargaha geçiyorum. Siz de acele edin. Emredersiniz komutan. Aklınla, yüreğinle, vicdanla vereceğin her karar doğrudur. Kararını ver. Düşmanın üzerinden yürü. Kılıç, gidiyoruz. Hadi içeri gidelim. Hadi. Ah, yine gidiyorlar Hakkı Hanım. Yine gidiyorlar. Allah'ım sen evlatlarımızı bize bağışla. Selva Hanım. Azıcık içeri geçip de ağlaşsak mı? Ben zor tuttum kendimi. Boğazım düğüm düğüm oldu. Yüreğime bir taş oturdu. Azıcık ağlayalım da açılalım. Benim de Hakkı Hanım, benim de. Gel. Ya şu piyanodan aşağıda bu zımbırtı ne pahalıymış ya. Şimdi şunu götürüp parayı kurtarmak vardı ya neyse. Şimdi Merkus'a desek, yok senin para tutkin diyecek, yok vizyonunu geliştir, hiç uğraşamam. Ah. Tamam. Söyle. Ha? Sadece bir araç mı patlamış? Askerlerden var mı? Sizin yapacağınız için. Tamam, kapat, kapat. Dinliyorum. Ya bu bombeli araçlarda sadece bir tanesi patlamış. Askerde ölen var mı bilen yok. Araçların üste ulaşmadan askerlerin durduracağını biliyorduk zaten Velid. Hiç önemli değil. Bu bile onları harekete geçirmek için yeterli bir neden. Sen hazırlıkları geciktirme. Bu saldırı girişimi işimizi çok kolaylaştıracaktır. Ayva. Sara, seni görmek ne güzel. Saçlarının rengini değiştirmişsin. Yakışmış. Her zamanki gibisin Marcus. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Doğrusunu istersen artık benimle çalışmak istemediğini düşünmeye başlamıştım. Sadece bir süreliğine ortalıkta görünmemem gerekiyordu. O kadar.
Hadi gidelim mi? Oturun çocuklar. Asubayım, Sarısı üssünün komutanıyla görüştür beni hemen. Emredersiniz komutanım. Bölgenin haritasını da ekrana ver. Evet komutanım. Saçma bir saldırıydı. Böyle bir saldırının sonuçsuz kalacağını bölgedeki bütün teröristler bilir. Amaçları neydi anlamadım komutanım. Peki yaralı askerlerin durumu? İyiler komutanım. Yaraları hafif. Yine de hastaneye sevk ediyoruz. Ele geçirilen diğer iki aracın sürücüsü? Henüz sorgularına girmedim komutanım ama adamlara uyuşturucu verilmiş. Kendilerinde değiller. Tamam üsteğmen. Bu saldırı teşebbüsünün arkasında Markus adlı bir teröristin olduğunu biliyoruz. Sen bölgede arama tarama çalışmalarını başlat. İrtibatta olalım. Emredersiniz komutanım. Nedir durum? Komiserim, Markus. Sarıca üstüne yapılan saldırının arkasındaki isim Markus. Her zamanki manyaklıklar işte. Saldırıyla aynı anda beni görüntülü aradı. Saçma sapan şeyler zırvaladı. Saldırıyı ima etti ve... Nasıl bir psikopat ya? Komiserim, saldırı yapış şekli. Hiç mantıklı değil. O adamın başka şeyler planladığını düşünüyorum. O üstü seçmesinin bir nedeni olması lazım. Bence Markus'un yaptığı hiçbir hamleyi hafife almamalıyız. Haklısın. O Markus alçağının Türkiye'de olma ihtimali de yüksek. Ben de öyle düşünüyorum komutan. Komutan izin verirseniz bölgeye ben kendim gitmek istiyorum. Git Kopuz. Kılıç timinin yanına Turan timini de al. Her türlü ihtimali dikkate alalım. Emredersiniz komutanım. Bana haber verirsin. Emredersiniz. Asubayım, Turan timi de operasyon için hazırlansın. İki timi de alacağım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah. Kopuz baba yoksa sahaya mı iniyor? Defa alınacak kelle büyük demek ki.
Ama ben anladım. Ben anladım. Adam türkü söyleyerek, Kızılcıklar türküsünü söyleyerek tehdit etti be. General öldü mü dedi. Araç dedi, patlama dedi. Anladın mı ben? Gel. Doğan. Komutanım, müsaade ederseniz size bir şey söylemek istiyorum da ben. Evet. Şey. Komutanım, ben de operasyona gelmek istiyorum. Katkı sağlayacağımı düşünüyorum yani. Katkı mı? Operasyona mı gelmek istiyorsun? Evet komutanım. Ben sizin sağ kolunuzum sonuçta komutanım. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmadığımı, her konuda ne kadar dikkatli olduğumu siz de biliyorsunuz komutanım. Hani müdahale etmem gerektiğinde de bir saniye bile düşünmem yani komutanım yani. Kusura bakmayın ama bu konuda mütevazi olamayacağım. Ben askeri yeteneklerime çok güveniyorum komutanım. Siz bana güvenmiyorsunuz. Vallahi billahi siz bana güvenmiyorsunuz mu komutanım? Güveniyorsunuz. Bu devlet bana güveniyor komutanım. Sonuçta karşısına oturttu, resmi sözleşme imzaladı benimle komutanım. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir tarafta ben Doğan Bayındır. Oturduk, sözleşme imzaladık komutanım. Ya demem o ki ben sizin emrinizdeyim yani komutanım. Hem siz gidince benim aklım sizde kalıyor komutanım. Çok endişeleniyorum ben ya komutanım. Acaba diyorum komutanımın başına bir şey mi geldi diyorum. Ben burada diyorum oturuyorum, keyif yapıyorum diyorum. En azından alın beni de yanınıza be komutanım. Hiç yoktan aklım sizde kalmaz komutanım. Saldırıyorlar mı? Roket mi atıyorlar? Ölüyor muyuz? Şehadet şerbetini en azından birlikte içeriz komutanım ya. Ne diyorsunuz komutanım? Ben de Kılıç Timi'nin bir üyesi değil miyim sonuçta komutanım? Doğan. Ben de gelmek istiyorum komutanım. Bitti mi? Evet komutanım bitti. Nasıl bir çene vermişler anlamıyorum ki. Çık dışarı. Cevap vermediniz komutanım. Gelemiyor bende. Çık ulan dışarı. Emredersiniz komutanım. Hazırlık yapayım mı komutanım? Bak hala konuşuyor. Belki son anda geldiler. Yani gelme demedi. Ha gel de demedi gerçi ama ağzından hayır kelimesi çıktı mı? Hayır. Evet dedi mi? Onu da demedi. Tam olarak ne dedi ya? Neyse gülümsediğine göre hayırlısı olacak inşallah. Olur bu iş olur. Ya bu Markus her defa farklı saldırı yöntemleriyle karşımıza çıkıyor ya. Evet. Ama sen merak etme Bahtiyar Baba. Ben onun farklı saldırı yöntemlerini, onun farklı farklı yerlerine monte edeceğim. Sen hiç merak etme. Kafa gitti. Ruh hastası psikopat, manyak. Artık iş dünyasında nasıl fantazileri varsa. Ama benim de onunla ilgili fantazilerim var. Canilik kanına işlemiş. Manyak, psikopat. Bence ya onun çocukluğuna inmek lazım ya da annesiyle konuşup aldırmak lazım. Değil mi? Evet. Ünlü psikoloğumuz da olaya el koyduğuna göre Markus çözeriz artık. Bozkurt komutanım doğru söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum komutanım. Doğuştan hastalıklı oluyor bu beyinler. Sonra gitgide manyaklaşıyorlar. Daha önce bir filmde görmüştüm. Böyle eski zamanlarda geçiyor. Ellerini, kollarını, ayaklarını bağlıyorlar. Seni böyle içi buz dolu kocaman bir havuza atıyorlar. Yani beyne şok etkisi yaşatıyorlar bir nevi. Vay be. Bir çare ver. Peki bir iyileşme falan oluyor mu? Tedavi ha? Yok komutanım. Hiçbir şey olmuyor. İyi o zaman yapalım. Komutanım sıkıntı yok. Biz de direkt indiririz. Aferin İlyas. Ağzın bal yesin sarışın. Bal yesin. Hiç polemiğe girmem diyorsun. Çok iyi. Aynen öyle komutanım. Yüzüm yüzüme. Baka baka kararırdı bu seferki seninki sararmış. Bozuk baba. Dikkat!
Zaman kaybetmeden yola çıkıyoruz. Hadi Kılıç. Emredersiniz komutanım. Kılıç helikopter mi? Benim üstün askeri yeteneklerinden faydalanmıyor ya. Çok bozuldum, çok. Küstüm yani. Doğan. Ne saçmalıyorsun sen? Özür dilerim komutanım. Yürü gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Ersin. Ersin. Haydi. Ersin de tersi oldu ya la. Ulan ne ara geldin, ne ara tersi oldun Ersin ya? Koskoca karargâhta iki muhabbet edecek adam kalmadı ya. Ah be abi be, ah be abi be. Abi, Seyfi abi. Allah'ıma şükürler olsun. Çetu. Sen bu aralar pek dışarı çıkma, tamam mı? Dikkatli ol. Bu belediyenin adamları seni görürler falan. Sonra durduk yere başımıza iş açmıyor. He? Tamam Seyfi abi. Ha, kurban olayım. Ver poşeti. Hay yaşa. Bahar beni görünce çok sevinecek. Uy ben sana kurban olayım ha. Çetu. La Bahar ablana benim kahramanlığımdan bahsetmeyi unutma ha. Sen ne yaptın ki abi? Bütün işi komutanlar yaptı. Hele bak bak laflara bak. Ula sen ne diyorsun? Ula sen görmedin benim kahramanlıklarımı. Ula ben kelleyi koltuğa almışım, etimi dişime takmışım. Allah ne verdiyse düşmanın üzerinde Allah 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 giderken. Alo. Alo. Seyfi abi nasılsın, iyi misin? Çok sağ olasın Doğancığım, iyiyim. Sen nasılsın? İyi be abi, ne olsun. Vallahi burnumda tuttun abi. Ne yapıyorsun, Ankara'da mısın? Burada sen gelsene, iki muhabbetin beni kırak. Ya demek beni çok özledin ama maalesef Ankara'da değilim. Ben çok uzaktayım. Ha, öyle mi? Neyse, tamam o zaman. Oldu abi, kolay gelsin. Hadi eyvallah. Sen niye aradın? Alo. Ne, hat gitti. Neyse bak. Ne diyeceğim ben şimdi Doğan... Allah Allah Allah. Bugün de herkesin beni göresi gelmiş. Alo. Seyfi, Türkiye'de misin? Evet albayım. Markus yeniden ortaya çıktı. Türkiye'de ya da Suriye'de olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlantılarınla hemen irtibata geç ve sınırın hangi tarafında olduğunu bana öğren. Emredersin albayım. Yalnız... Ben Bahar'ın köyüne çok yakınım. 5 dakika bile gidip bir görsem gelsem ondan sonra... Zamanımız yok Seyfi. Çok acil, acele et. Dinliyor mu albayım? Tabii canım, tabii orası öyledir ama yani sonuçta görevimiz yani. Yani kim... Hayati tehlike atlatmıyor ki, öyle değil mi? Bizim tim sonuçta öyle. Rica mı?
Ellere bak. Rica ediyorum ya, kurtuluş albay ya. Ya rica o ne demek? Kurban olayım ya, sizin ricanız benim için emirdir albay. Tabii mutlaka çay içmeye de geleceğim. Saygılar size. Ben de seni çok özledim. Hadi öptüm, görüşürüz. Ne haber? He? Bak sen beni küçümsüyorsun ama bensiz hiçbir iş yapamıyorlar. Koskoca albay benden rica etti. Hadi sen kalk şimdi, kalk. Bak buradan geçince zaten biliyorsun sizin köy. Hı hı. Bana bak. Bahar ablana de ki, Seyfi'yi görev çağırdı. Onun çok büyük sorumlulukları var. Bana bak, unutma sakın, tamam mı? Tamam. Bahar ablana benim kahramanlıklarımı söyle. Hadi tamam bak. Abi, tamam. Kolay gelsin sana. Unutma ha. Kahramanlığından bahset. Biraz da bir şeyler sen kat canım, Allah Allah. Tamam abi, halledeceğim. Aklar bakar. Caner. Buyur abi. Caner şu beni Zula'ya getirsene be canım be. Ne Zula'sı abi? Ne demek ne Zula'sı oğlum? Selver annenin gönderdiği nevaleler var ya, onları söylüyorum. Vallahi ben çok acıktım. Akşama kadar dayanamayacağım. Palaskayı kemireceğim burada ya. Ha, o mu? Ha, o mu abi ne lan? Ha? Lan Caner. Lan yoksa biri benim Zula'yı mı patlattı Caner ha? Yok yok abi. Olur mu öyle şey? Olmasın zaten. Lütfen Caner. Ben çok hassasım bak bu konuda. Al abi. Heh. Neyse. Benim bir işim vardı. Sonra görüşürüz abi. Ne işin var oğlum? Senin işin çay vermek, çay doldurmak. Şş, bari gel birlikte yiyelim oğlum. Yok yok abi. Sana afiyet olsun. Ya, iyi sen bilirsin. Benim canıma millet. Tek başıma yerim. Lan. Hafiflemiş mi oğlum bu? Allah'ım. Aklıma gelen başıma gelmesin. Allah'ım ne olur. Lan! Lan! Kim yedi oğlum bunu? Kim yedi lan bunu? Lan! Yemek buldun mu giriş, kavga buldun mu sıvış. Neden kaçtığın belli oldu Caner. Lan ben sana bunun hesabını sormaz mıyım Caner ha? Benim Zula'yı patlatmak neymiş gösteririm lan ben sana. Lan canım çok sıkıldı ya. Çok canım sıkıldı. Şu an çok canım sıkıldı. Vallahi çok canım sıkıldı şu an. Allah'ım yarabbim ya. Bugün bütün işlerin ters gidiyor arkadaş ya. Caner'e bak sen ya. Dünkü bebe yaptığı hareketlere bak. Ama iş boğaz olunca bunların hepsi bir arkadaş ya. Hepsi bir ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Benim bu durumu Selver teyzeye çıkartmam lazım. Ne istesem acaba Selver teyzeden bu sefer? Gele Hakkı sana. Hoş geldin. Aktar bunları verdi. Dereotu, maydanoz tohumu. Organikmiş. Ata tohumunu yok ettiler Selvi Hanım. Bitti ata tohumu. Kayboldu gitti. Organik morga deyiyorlar. Böyle yalan yanlış şeyleri satıp duruyorlar işte. Nerede o eski tohumlar? Nerede? Ya doğru söylüyorsunuz vallahi Hakkı sanım. Rahmetli anacığım. Ektiklerinden tohumluk ayırırdı da. Sandıkta saklardı. Ertesi yıl yine ekerdik onları. Bende de var Selvi Hanım. Sandıkta tutuyorum onları, köyde saklıyorum onları. Şimdi olmaz ama ben onu bahara getirin, bahçenin hepsini ekeriz. Hepsini mi? He ya, hepsini. Böyle çiçek, yeşillik filan. Burası yetmez mi ekmek için? Bu yeşilliği ne yapacaksın Selvi Hanım? Sen inek mi besliyorsun? Bak ne diyorum şu köşeye de diyorum. Ekeriz birkaç parça bir şey. Çocuklar taze taze bir şeyler yerler. Ha, iyi. 3-5 tane de tavuk alırız. Bahçenin şu köşesini bir kümes yaparız. Ha? Kümes mi? He ya. Her gün taze yumurta yer çocuklar. Güzel olmaz mı? Aa,
İyi, peki. İyi, hadi. Hadi otur sen de. İki ver bakalım. Ben köydeyken çocuklar göreve gittiler mi ben hemen kendimi bağ bahçeye atarıdım. Ot yol aradın, çapa yaparıdın, sularıdın. Sanki derdimi, tasamı toprak alırdı. Eğer öyle oyalanırdın işte. Haydar'ım daha çıktı mı? Benim elim toprağa değmeli Selvi Hanım. Yoksa ne aklım kalır buralarda, ne yüreğim kalır. Ne yüreğim kalır buralarda. Üsteğmen, ben Gökhan Aslan. Hoş geldiniz komutanım. Sağ olun Üsteğmen. Bomba yüklü araçlar aynı anda ortaya çıktı komutanım. Eş zamanlı bir saldırı girişimiydi. Şu üç mevziye saldırmaya kalktılar komutanım. Sadece batı uçtaki mevziye yaklaşan araç aniden infilak etti. Diğerlerini üste ulaşmadan durdurmayı başardık. Saldırıyı azmettirenlerle ilgili herhangi bir bilgiye ulaştık mı Üsteğmen? Hayır komutanım. Söylediğiniz gibi saldırıdan sonra arama tarama faaliyetleri için bir tim çıkardım. Ama sonuç alamadık komutanım. Canlı ele geçirilen iki sürücüye de uyuşturucu verildiği için henüz sorgularını yapamıyoruz. İkisi de gariban tipler. Para karşılığında ya da tehditle bu işi yaptıkları belli. Bir görelim bakalım. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Hangi köylerden sorumlu Üsteğmen'im? Üst şu noktada komutanım. Şurası Sarıca Köyü, Şahin Köy, Kardeşler Köyü, Yeni Gün Köyü, bir de Çalıklı Köyü var komutanım. Peki bu üste neden saldırdı? Bu adamın amacı ne? Yüzbaşım. Sen kılıç dibini al, hemen çık. Bu köyleri tek tek kontrol etmeni istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ben Turantim ile burada kalacağım. Şu araç sürücülerini bir sorgulayalım bakalım. Emredersiniz komutanım. Beyler, Turantim burada kalıyor. Kılıç biz gidiyoruz, arama tarama faaliyeti. Haydi. Ne yaptın? Bir haber var mı? Evet, üste hareketlik başlamış. Helikopterlerle asker indiriyorlarmış. Yakın üstlerden de asker sevkiyatı başlamış. Ayva! Bu Merkus'un çok hoşuna gidecek. İşler tam da planladığımız gibi gidiyor. Hadi.
Alo Markus. Alo Velid. Bana güzel şeylerden söz et. Güzel şeyler? Of, beni hiç anlamıyor. Tamam Velid, neyse. Üstten haber var mı? He var. Üste asker sevkiyatı başlamış. Karadan, heveden asker getiriyorlarmış. İşte bu beklediğimiz haber. İstediğimiz ilgiyi çektik desene. Güzel, çok güzel. Her şey tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor. Şimdi vakit kaybetme. Hazırlıklarını yap. Akşama harekete geç. Tamam. Cevat. İkiye ayrılacağız. Sen adamlarla şu köye saldıracaksın. Biz de bu köye saldıracağız. Aynı anda bastıracağız ki iki tarafta uyanmadan işi bitirelim. Burada önemli olan saldırının aynı anda başlaması. Anlaşıldı? Anlaşıldı. He? Oğlum eşeğe bakar gibi bakma lan. Anlaşıldı Velid. Diğer köyü saldırdığını sanacak. Tamam? Anlaşıldı. Haydi şimdi. Hadi. Saldırıyı kim yaptırdı? Size bu saldırıyı kim yaptırdı? Velet. Çok para verdi. Velet şimdi nerede? Bilmiyorum. Vadinin öbür tarafında. En son orada gördüm onu. Yanında başka kim vardı? Yanında başka kim vardı? Çok adam vardı. Bizi önce gözlüklü, şehirli gibi görünen bir odamın yanına götürdüler. Kimdir bilmiyorum. Velid Türkiye'de, bu kesin. Hala bölgede olabilirler. Üstemirim, sen hemen adamın söylediği bölgeye bir tane tim çıkar. Emredersiniz komutanım. Cevap verin komutanım, bakalım şerefsiz ne söyleyecek. Alo, Albay Kupus. Ses vermedin. Ne istiyorsun? Ay, rica ederim. Şey soracaktım. Nasıl albay, gösterimi beğendin mi? Öğrendiklerime göre Türk ordusu ayağa kalkmış. Üste asker yığmışsınız. Eksik bilgi almışsın Markus. İstihbaratın çok iyi çalışmıyor. Timlerimle birlikte üste bizzat ben geldim. Ve şunu bil ki Markus, tam ensendeyim. Oo, bu çok heyecan verici. Sen geldin mi gerçekten? Bak şimdi kendimle çok gurur duydum. Bu çok güzel haber. Zahmet etmişsin. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Buralarda nasıl derler?
Çok heyecanlı günler seni bekliyor. Demek albay sahaya indi. Hem de benim için. İşleri bu kadar kolaylaştırmanı beklemiyordum albay. Bravo, bravo. Sen de, adamların da benimle başa çıkamayacağınızı çok acı bir şekilde öğreneceksiniz maalesef. Ah, çok yazık. Olacaklar beni çok heyecanlandırıyor Sara. Kalbim yerinden çıkacak sanki. Amerikalı o adam, Ralph Waldo Emerson, heyecanla ilgili ne der biliyor musun? Hiçbir büyük iş heyecansız başarılamaz. İşte benim yaşam felsefem. Ah Sara, bana şans getirdiğini düşünmeye başladım. Buna sevindim Markus. Keyfin yerinde olunca seninle çalışmak daha keyifli oluyor. Hadi gidelim artık. Bu ne böyle ya? Ulan televizyonda görmüştüm. Ona çok benziyor. Ya piyano bu. De. Allah Allah. Bunun burada ne işi var? Gel bu tarafa. Dokunma, bomba olabilir. Gel bu tarafa. Gel buraya. Geç İlhan abinin yanına. Çekil. Bakalım şuna bir. Piyanonun altında bomba var komutanım. Hallet baba. Emredersiniz. İlyas yardımcı ol. Emredersiniz komutanım. Allah'ın belası. Gerçekten bomba mı var altında? Aynen kardeşim. Neyse ki zamanında yetiştik. Çekil Paşoğuz. Durum nedir? Komutanım. Bomba tuşlarının hareketine göre ayarlanmış. Yani çocuğu Allah korumuş komutanım. Halledebilecek miyiz? Evelallah komutanım. Eyvallah. Becerebilecek misiniz komutanım? Elyas. Soru mu oğlum bu? Komutanım ya patlarsa? Bombalar patlasın da yapılır İlyas. Da şu an patlamasın komutanım. Sizdeyiz komutanım. Ulan bir de dağın başına piyano getirmiş, üşenmemiş bir de tuzaklamış. Bu adam tam bir canavar komutanım.
bizim bunu burada bulacağımızı biliyordu. Şimdi abi kabloyu tut koçum. Gözüm. Evet komutanım. Bu mavi kabloyu üç deyince keseceksin, tamam mı? Ama komutanım genelde filmlerde falan kırmızıyı keserler. Elias, mavi kabloyu keseceksin aslanım. Emredersiniz komutanım. Bana burada film repliği yapma. Tamam komutanım. Koçum. Ne kadardır buradasın? Yeni geldim Hüseyin. Piyanonun başında kimseyi gördün mü peki? Yok görmedim, kimse yoktu komutanım. Peki civarda, etrafta şüpheli birine denk geldin mi? Gördün mü? Yok görmedim. Ben şu taraftan geldim. Böyle Van ordusunda dolaşınca görünce merak ettim, yanına geldim. Bombayı da fark etmedim komutanım. Tamam, tamam koçum. Demir, arkadaşı da sürüsünü de uzaklaştıralım buradan. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Çiğdem, Batur, çevre güvenliği sizde. Bu şeref size belli olmaz, tedbiri elden bırakmayalım. Emredersiniz komutanım. Okey, verince. Komutanım, mavi bende. Tamam. Gel böyle. Üç deyince tamam mı? Evet komutanım. Hazır. Evet. Bir. İki. Bum! Elias, bak bu bombayı başka yerde patlatırım. Emredersiniz komutanım. Hani doğru kabloları kesince ben anladım yani artık patlamayacak. Bir. İki. Üç. Üç. Oh. Tamamdır, tamamdır. Oh. Bomba devre dışı komutanım. Aferin oğlum. Lilan, uydu. Buyurun komutanım. Eyvallah. Yüzbaşı Bozok. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım, telefonda gördüğümüz piyanoyu aynı yerde tuzaklanmış halde bulduk. Markus'un çaldığı piyanoydu komutanım. Neyse ki tam zamanda yetiştik ve etkisiz hale getirdik. Markus buralardaymış komutanım, ancak ona ne kadar uzaktayız bilmiyoruz. Anlaşıldı yüzbaşım. Biz civar köyleri kontrol etmeye devam edeceğiz komutanım. Köylülerle konuşacağız. Bakalım şüphelendikleri bir durum veya gördükleri birileri var mıymış? Tamam yüzbaşım. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Üsse araç yolladım onları patlatmaya. Saçma bir saldırıydı. Böyle bir saldırının sonuçsuz kalacağını bölgedeki bütün teröristler bilir. Bu adamın amacı ne? Neden burası? Neden? Markus ve Velid'in sınırı geçtiğinden kesin eminiz Seyfi. Türkiye'de olduklarını değerlendiriyoruz. Doğrudur albayım. Burada değiller çünkü. Ama ben Markus hakkında başka bir şey öğrendim. Nedir? Avrupa'dan dün gece bir kadın gelmiş. Adı neydi ya? Sara. Sara Markus'u sorup soruşturmuş. Artık sevgilisi midir yoksa değil midir bilmem. Sabah da erkenden Türkiye'ye geçmiş. Bu kadının kimlik bilgilerinin detayı ya da hangi ülkeden geldiğine dair net bir bilgi var mı Seyfi? Yok albayım, bildiklerim bu kadar. Ama araştırmaya devam ediyorum. Belki size bir ipucu olur diye hemen arayıp haber vereyim dedim. İyi yaptın Seyfi. Sen araştırmaya devam et. Emredersin albayım. Ben bir şey bulursam hemen ararım sizi. Tamam.
Albay İbrahim Kopuz. Asubayım. Emredin komutanım. Batı kökenli, kod adı ya da gerçek adı Sara olan teröristlerle ilgili kapsamlı bir araştırma yapmanızı istiyorum asubayım. Bakalım radarımıza takılan Saralardan herhangi birinin Markus'la bir bağlantısını ortaya çıkarabilecek miyiz? Emredersiniz komutanım. Çok güzel bir mekan ayarlamışsın. Saçma sapan yerlerden sıkıldım artık. Beğendiğine sevindim. Ayrıca istediğim malzemeler de geldi. Bu çok güzel haber. Değişim için sabırsızlanıyorum. Bir make-up artistinin elinde kişiyi şahesere dönüştürebilecek bütün malzemeler var burada Markus. Ve hepsi yurt dışından. Benim elimde demek istiyorsun. Sanatçı yönümü unutuyorsun Sara. Yok. Ben senin neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Türkler şok olacak. Bundan eminim. Kılıç, istirahat et. Komutanım, Sarıca üst bölgesinin faaliyet alanındaki köylerin kontrolünü yaptık. Herhangi bir tehlikeli durum veya saldırı izinine rastlamadık. Markus'la alakalı da ovadaki tuzaklanmış piyano dışında bir şey yok komutanım. Komutanım, bugüne kadar bir sürü manyakla, bir sürü ruh hastasıyla karşılaştık fakat... bu herifin birden fazla tahtası eksik. Haklısınız hocam. Döndük tekrar başa. Bu adam bu 3 seneden saldırdı. Amacı neydi? Hüseyin benim. Emredin komutanım. Bu timler takviye için gelen komando timleri mi? Evet komutanım. Nereden geliyorlar? Dikkaya üst bölgesinden geliyorlar komutanım. Buradan 40 kilometre kadar doğuda. Gelin Memle. Bahtiyar Yüzbaşı'yı da çağırın. Emredersiniz komutanım. Bahtiyar Yüzbaşı nerede? Haydar. Kopuz Albay çağırıyor. Hayırdır ya? Acele. Komutanım yeni bir haber mi var acaba? Yakında anlarız Teğmen'im. Var bir şeyler belli. Dikkaya üst bölgesinin sorumluluklarının neresi? Şu 7 köy Dikkaya'nın sorumluluğunda komutanım. Tabii ya. O adam buraya saldırdığı zaman Dikkaya üstünden buraya takviye olacağını... ve o üstün mevcudunun azalacağını biliyordu. Asıl hedef o üst ya da çevresi Kaan. Allah kahretsin. Tugay'dan hemen Dikkaya üst bölgesi için takviye isteyeceğiz. Biz de o üssün yetki alanındaki köyleri kontrol etmek için çıkıyoruz Kaan. Zamanımız yok, 2'ye ayrılacağız. Ben Turanti ile çıkıyorum. Şu 3 köy kılıcın, diğerlerini de biz alıyoruz. Siz vakit kaybetmeyin. Çıkın hemen. Emredersiniz komutanım. Üsteğmenim, sen tedbiri elden bırakma. Mevzilerini güçlendir. Emredersiniz komutanım.
Kılıç toparla, toparlan. Hadi araçlar, hadi. Hadi Çiğdem, hadi, hadi, hadi. Babalar, hadi, hadi. İlyas direksiyona geç, hadi. Emredersiniz komutanım. Turan timi, biz de gidiyoruz, hadi. Köylerin koordinatlarını Gökhan Üsteğmen'den alın. Acele edelim. Emredersiniz komutanım. Çiğdem. Emredin komutanım. Bir Sergeç Üsteğmen'den koordinatları al hemen. Emredersiniz komutanım. Sancar oğlum sen de. Emredersin komutanım. Bahtiyar. Tamam mısınız siz? Tamamız Velit. Ayva. Alo. Hala Cevat, ne yaptınız? Biz hazırız Velit, köye girebiliriz. Ayva. Başlayalım o zaman. Selam sormayı da unutmayın ha. Tamam. Tamam, tamam. Hadi yürüyün. Hadi bakalım millet. Gidip aşağı koyun, selamını söyleyelim şunlara ha? Haydi, haydi. Taşlayacak köylüleri! Esencik köylüleri! Esencik köylüleri! Esencik köyünün size selamı var! Taşlayacak köyünün selamını getirdim size! Thank you.
Sıca köyünün intikamıdır bu. Ayağınızı denk alın. Hüseyin Aslan. Dinliyorum Hüseyin'im. Komutanım, Taşlıca ve Esencik köylerine eş zamanlı saldırı yapılmış. Ölü ve yaralılar olduğuna dair bilgi geçildi. Her iki köyün de kahvehaneleri taranmış komutanım. Kahvehaneler mi? Evet komutanım. Hüseyin'im, yoksa bu iki köy... Evet. Farklı mezheplerden iki köyü seçmişler komutanım. Amaç belli. Allah kahretsin. Markus'un neyi planladığı ortaya çıktı. Üsteğmenim, biz hemen o köylere geçiyoruz. Jandarma sevk edildi mi? Evet komutanım. Ya babalar, bu Markus denen şerefsizin ne yapacağı belli olmuyor. Sürekli başka bir yerden uzatıyor kafayı. Aynen öyle Erik. Aynen öyle. Yüzbaşı Bozok. Yüzbaşım. Maalesef iki köye aynı anda saldırı olmuş. Saldırı mı komutanım? Evet yüzbaşım. Ve hepsinden önemlisi belli ki Markus bir mezhep savaşının ilk kıvılcımları olarak bu iki köyü seçmiş. Siz şimdi hemen Esencik köyüne geçiyorsunuz. Önceliğiniz orada köylüleri sakinleştirmek. Detayları siz oraya varınca konuşuruz. Ben de Turantim ile diğer köye, yani Taşlıca'ya geçiyorum hemen. Anlaşıldı komutanım. Ulan bu şerefsizin var ya, hakikaten ne yapacağını önceden kestirmek imkansız. Namussuz bir savaş çıkartacak ya. Hapşırım ya. Bu yoruk tahmin ettiğim şeyi yapıyor olamaz. Aynen onu yapıyor. İki köye birden saldırmak ne demek? İlyas, Esencik köyüne koş. Emredersiniz komutanım. Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Babamı gösterin bana. Babam! Baba! 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 Baba ya baba! 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 Baba ya baba! Baba gitme baba! Baba! Baba ya baba! Baba! Esencik'ten gelmişler. Böyle olacağı belliydi. Yıllardır bize düşmanlar zaten. Ne duruyoruz? Bunun hesabını sormaya gitmeyecek miyiz? Yok durmak falan. O hesap sorulacak. Durun çocuklar, önce bir anlayalım. Ya İhsan amca neyini anlayacağız ya? Adamlar silahlarla kahveyi basıyorlar. Esencik'in selamı var demişler. Herkes duydu burada. Çocuklar etmeyin. Vardır bunda bir iş. Jandarma gelsin önce bir. Yok İhsan amca yok. Bak Rıza amca öldü. Bir sürü yaralımız var. Esencikli'nin yaptığı yanında kar mı kalacak? Bunların yaptığını nereden biliyoruz? Bizim onlarla bir sorunumuz yok ki. Kanmayın. İhsan amca. Demek ki onların bize bir sorunu varmış ha? Erdoğan! 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 Kardeşim! Rızam! Onu öldürdüler ama. Ona kıydılar. Niye? Kurban oldum diye. Niye? Esencikliler yapmış. Gelip kahveyi taramışlar. Hani ne diyorsun Erdal sen? Ne diyorsun? Aç gözlerini kurban oldum. Aç gözlerini.
İntikamımızı alalım. Bunun hesabını soralım. Madem intikam istiyorlar. Kanı yerde bırakmayalım. O zaman Rıza amcanın kanını yerde koymayacağız. Kanmayın gençler. Aramıza nifak sokuyorlar. İnanmayın. Hepsini gebertelim. Bunun karşılığını vermemiz lazım. Jandarma gelsin önce. Ya İhsan amca. Ya bu jandarma gelince ne olacak? He? Eveleyecek, geveleyecek, gidecek. Kanımız yerde kalacak yine. Bu iş jandarmayla olmaz. Ali. 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 Ambulans. Çağırdık, ambulans. Çağırdık, geliyor. Çağırdık. Ambulans. Çağırdınız mı? Çağırdık. Geliyor amca. İçeri bakın, içeri bakın. Ya, ya. Ali. Dur, Ali. Bekir amca dur. Ali, Ali. Şu tarafa, şu tarafa yatır. Mustafa. Çok kanaması var Mustafa. Amca, bastır elini. Elini bastır, hiç çekme. Tamam oğlum, tamam. Adamlara bak, bir de utanmadan Taşlıca köyünün selamını yollamışlar. Aç gözünü oğlum, aç gözünü. Bebesinin tek kuzusu. Niye bekliyoruz ki biz? Biz de gidelim onların köyünü basalım. İntikam neymiş görsünler. Doğru söylüyorsun. Bizim elimiz armutlu topluyor. Hayır. Durun hele. Neden söz ediyorsunuz siz? Torununu vuranlardan, bu köyü basanlardan hesap soracağız. Taşlıca falan diyordunuz. Evet, onlar yaptı. Bilip bilmeden durun hele, hemen coşmayın. Neyi bilip bilmeden Akçe teyze? Adamlar bağıra bağıra Taşlıca'nın selamı var demişler. Biz de onlara selam yollamasını biliriz. Sakin olun gençler, hemen öfkelenmeyin. Ne sakini, ne öfkesi? Biz bunun hesabını soracağız. Durun hele, bir yere gitmiyorsunuz. Bekir amca, şu yerde yatana bak. Senin torunun onlar yaptı. İntikamını almayalım mı? Alalım! Bütün köyü başlarına yıkmayalım mı? Yıkacağız! Yıkacağız! Yürüyün! Durun! Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Bu işte bir gariplik var. Bizim o köyle bir husumetimiz yoktur. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışan birileri yine oyun çeviriyor. Ben bu oyunu 40 yıl önce yine gördüm oğlum. Ben bu oyunu 40 yıl önce yine gördüm. Kopuz albay komutanım. Dinliyorum albayım. Komutanım, sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sanırım evden çağrıldınız. Yok yok, daha eve girmemiştim. Sorun yok. Bu kadar önemli olan konu nedir? Komutanım, Markus'un büyük planı ve burada neyi amaçladığı ortaya çıktı. Evet. Korkarım bir mezhep savaşı, ardından da bölgeyi bir iç savaşa sürüklemek istiyor komutanım. Ne diyorsun Kopuz? Komutanım, bu akşam iki farklı köyde aynı anda kahvehanelere saldırı oldu. Ve tahmin edeceğiniz gibi köyler farklı mezhepten komutanım. Allah kahretsin ya. Bu Markus alçağı Türkiye'nin bütün sinir uçlarına dokunmak için elinden geleni yapıyor. Önce Sevr, sonra Kıbrıs, şimdi de bu, öyle mi? Maalesef öyle komutanım. Ağabeyim, biliyorsun bu tür meseleler ufak bir kıvılcımla ortaya çıkar. Biz buna asla müsaade edemeyiz. Komutanım, biz de köylere intikal ediyoruz şu anda. Önceliğimiz herhangi bir provokasyona mahal vermeden bir an önce olayın faillerini ele geçirmek. Yoksa köylüleri ikna etmekte çok güçlük çekebiliriz komutanım. Anladım Kopuz. Devam edin. Bu çok hassas bir konu. Ona göre. Emredersiniz komutanım. Oğlum, bana bir kahve söyle bakalım. Anlaşılan gece buradayız. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Bir şey mi isteyeceksiniz komutanım? Ben halledeyim hemen. Utanmış Paşa kahve istedi Doğan. Ha, ben yaptırayım komutanım. Hemen güzel sade bir Türk kahvesi yaptırayım. Siz zahmet etmeyin. De, ne oldu? Önemli bir durum mu var komutanım?
Kopuz alfaylardan haber mi geldi komutanım? Allah aşkına ne yapmışlar komutanım ya? Ben çok merak ediyorum ya. Hayır, o kadar ısrar ettim, beni de götür, beni de götür diye götürmedi komutanım ya. Sabah kahvaltıda ne oldu biliyor musun komutanım? Sabah kahvaltıda Kopuz Baba'nın telefonu çaldı. Adamın teki Kopuz Baba'ya telefonda Kızılcıklar türküsünü okudu komutanım. Vallahi billahi bak, ben o an yemin ederim meselenin büyük olduğunu anladım. Dedim ki çarşı pazar karışacak dedim. Doğan. Komutanım, yanlış anlamayın. Ben sizi kendime yakın gördüm diye anlatıyorum böyle komutanım yani. Yoksa başka bir şeyden değil yani. Ama insanın aklı da kalmıyor değil komutanım. Sonuçta bak, Kopuz Baba gitti. Kılıç Timi gitti. Turan Timi gitti. Yani ya ah be komutanım, keşke beni de götüreydiler ya. Ah ya. Doğan, kahve. Kahve değil mi komutanım? Yaptırayım kahve ama komutanım. Bir yandan da şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kutalmış Paşa'nın bu saatte kahve içmesi aslına bakarsanız hiç sağlıklı değil. Yani ben hak veriyorum. Hani bu stres, bu dert, bu tasa kahvesiz de çekilmez. Kutalmış Paşa da haklı. Doğan, bu konulara girme fazla bence. Bir konuya girdiğim yok ki. Siz de bir şey anlatmıyorsunuz komutanım. Hayır, Allah aşkına Kopuz Baba'ya bir şey mi oldu diyorum, söylemiyorsun. Bari büyük kelle koparmışlar mı, koparmamışlar mı onu söyleyin komutanım. Vallahi işim gidiyor. Ben de çok gitmek istiyorum komutanım onlarda ya. Doğan. Emredin komutanım. Kahveyi uçur, çeneni kapat. Hadi. Emredersiniz komutanım. Sade değil, değil mi? O kadar laf kalabalığı yaptık, adamın ağzından tek satır laf alamadık ya. Performansın düşmüş Doğan. Gece uyku falan yok sana. Sedat komutanım da ketum çıktı ya. Neyi bekliyoruz? Gidelim o köyü başlarına yıkalım. Aydın abim doğru söylüyor. Jandarma gelmeden hazırlıklarımızı yapalım. Gidelim o köyü başlarına yıkalım. Bana bakın. O kurşun sadece Rıza amcaya sıkılmadı. O kurşun bütün Taşlıca'ya sıkıldı. Hani intikam diyorlarmış ya. Gidelim intikam neymiş onlara gösterelim. Sıkıntı yok da değil mi? Sıkıntı çıkmadı. Şimdi ortalık çoktan karışmıştır köyde. Ayva. Soralım bakalım. Babamın kalı yerde kalmayacak. Esenci onların başlarını yıkacağız. Merak etme kardeşim. Rıza amcanın intikamını alacağız. Velid. Köyde durumlar nedir? Bak burası çok pis karıştı. Sen bana sadece korkutacağız, suçu da diğer köyün üstüne atacağız dedin. Bak burada bir kişi öldü, bir sürü yaralı var. Biz seninle böyle anlaşmadık Velid. Vah vah. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sen şimdi dedemi yap bir an önce. Aldığın peranın hakkını ver. Yoksa bu saldırıdan haberin olduğunu bütün köy diyer. Anladın? Tamam. Tamam. Ha. İşi sıcağı sıcağına halledin bir an önce. Haydi. Ne gülüyorsun oğlum? Hadi içeri. Haydi, haydi. Yürü. Yüzbaşım, Avrupa askeri ne kadar yaralılarla ilgili? Emreders komutanım. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun deyince geçmiş olmuyor komutan. Sakin ol oğlum, sakin. Ne sakin İhsan amca? Adamlar geliyor kahveyi tarıyor, ölen öldüğüyle kalıyor. Komutanım, siz de geçmiş olsun deyince geçmiyor. Adamlar geldi burada intikam dedi. Esenci'nin size selamı var dedi. Hani neredeler? Ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda geziyorlar. Tutukladınız mı? Yok. Bu saldırının aynısı Esencik köyünde de yaşandı. Orada da kahveyi taradılar. Muhtemelen onlara da o olayı sizin yaptığınızı söylemişlerdir. Bizi sakinleştirmek için bunları söylüyorsunuz. Rıza amcanın kanı yerde kalmayacak. O köy bunu ödeyecek. Bakın acınızı anlıyorum. Ama bu işte, bu olayda büyük bir provokasyon söz konusu. Bırakın bu işin faillerini biz bulalım. Hı? Babamın intikamını ben alacağım komutan. Evlat,
Bak Acın Taze, seni çok iyi anlıyorum. Ama bu işin dönüşü yok. Bu işi planlayanlar iki köyü birbirine düşman etmek istiyorlar. Türkiye bunu yıllar evvel yaşadı, aynısını. Siz bu oyuna gelmeyin gençler. Bunlar boş laf komutan. Ölen geri gelmiyor değil mi komutan? İnanmıyorum sana. Susun! Herkes sussun. Hele bir de beni dinleyin. Aha şu içeride yatan benim kardeşim. Erdal'ımın babası. Daha canı bile soğumadı. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Ama ben komutana inanıyorum. Bizim o köyle bir alıp veremediğimiz yoktur. Onlarla kız aldık, kız verdik. Aynı sofraya oturduk, aynı suyu içtik. Ayrımız gayrımız hiç olmadı. Şimdi belli ki bizi düşman etmek isterler. Ama biz bu savaşa girmeyeceğiz. 40 sene önce çok canımız yandı. Onlar da biz de çok acı çektik, çok. Ama Irazala. Ama filan yok Erdal. Kimse bir yere gitmeyecek. Senden tek bir isteğim var komutan. Bize bunu yapanları bulup getireceğim. Ölü ya da diri mutlaka getireceğim. Getireceksin ki bu köy bilecek kanının yerde kalmadığını. Merak etmeyin. Onları mutlaka bulacağız. Bekliyoruz o zaman. Gidelim bir an önce. Silah işini ne yapacağız? Evlerden ne çıkarsa yerlerle de konuşalım. Allah'ım sen bize yardım. Gençler. Hele bir gelin. Abi bu kan yerde kalmasın. Silah, sopa, asker gel. Bıçak, asker ne varsa. Aman ha duymasınlar. Geldiler. Batur. Yaralıların tahliyesiyle ilgilen. Yerde kalmayacağım. Sidem jandarmaya git köyün giriş çıkışını tutsunlar. Herkese geçmiş olsun beyler, geçmiş olsun. Geçmiş olsun hacı. Beyler acınızı sıkıntınızı biliyorum. Ama şimdi siz sakin oluyorsunuz. Biliyorsan boşuna geldiğini de biliyorsun komutan. Taşlıca'dakiler yaptıklarından memnun muymuş? Kanımızı dökmek neymiş göstereceğiz onlara. Bakın. Aynı anda eş zamanlı olarak Taşlıca köyüne de saldırı oldu. Köy kahvesi tarandı orada da. Yaralılarımız var. Hatta bir ölümüz var. Bu yapılan saldırılar siz iki köyü birbirine düşürmek için planlanmış, kurgulanmış saldırılar. O yüzden sakin oluyorsunuz. Biz de işimizi yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Size inanmıyoruz komutan. Boşuna hiç nefesinizi tüketmeyin. Biz kararımızı verdik. Öyle değil mi arkadaşlar? Kararlıyız. Biz bunun hesabını soracağız. Sormayacak mıyız? Soracağız! Ya babalar bir sakin ya. Sen de yavaş sor. Bak, ben bu filmi çok gördüm. Ben bizim oralarda bu filmden çok gördüm. Şerefsizin biri çıkar, bir kıvılcım atar. Ortalık yangın yeri olur. Evet, karşındaki yanar. Ama sen de yanarsın. Sonra o şerefsiz de sırıta sırıta cehenneme odun atmaya devam eder. O yüzden şimdi bir sakin ol, tamam mı? Amca sen gelmiyor musun? Yok yavrum. O size emanet. Buralar çok karışık. Benim burada kalmam lazım. Dayıcığım merhabalar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen gitseydin yaralına,
Biz buradayız, ilgileniriz. O giden benim torunum. Allah benim ömrümden alsın, ona versin. İnşallah iyi haberlerini alır. Ama oğlum, bunları durdurmazsak daha çok can gidecek. Belki size bir yardımım dokunabilir komutan. Belki bu delilerin ipini tutabilir. Eyvallah dayı, sağ olasın. Sağ olasın. Hüseyin'im gel böyle. Yürük. Timköy'ün sokaklarına dağılsın da başka bir olay çıkmasın. Anlaşıldı bozuk baba. Batur, sen benim fantastik ikiliyi al. Köyün girişine bakın. Emredersiniz komutan. Çiğdem baba. Emredim komutanım. İlyas babayı al. Köyün kuzey tarafına bakın siz de. Emredersiniz komutanım. İlyas hadi gidiyoruz. Ha, çekiç. Emredim komutanım. Selçuk babayla siz de güney tarafına bakın haydi. Emredersiniz komutanım. Ha ne var? Söyle. Alo. Asker köye geldi. Her tarafı tuttu Velid. Ya arkadaş. Hemen de damlıyorlar ya. Var sanki. Bana bak. Sana bir ton para verdim. Tamam, o paranın hakkını vereceksin. Dediğim işi hemen yap. Hemen. Tamam tamam, bir şekilde halledeceğiz. Bak sabaha kadar bitmiş olsun bu iş. Anladın? Tamam. Gizlice çıkmaya çalışırız artık. Onları dışarıdan talimat veren biri var. Telefonda konuşuyordu. Ama net olarak ne konuştuklarını duyamadım ben. Niye şaşırmadım acaba? Yörük, şunları bulup bir an önce konuşturalım. Ben de Kopuzu babaya hemen haber vereyim. Kesin o köyde de yemledikleri biri vardır. Anlaşıldı yüzbaşım. Dinliyor muyuz başım? Komutan, köylüleri galeyana getiren tipleri sanırım bağlamıştır. Olaydan sonra da hemen harekete geçsinler diye sıkıştırmışlar komutanım. Köyde provokatörlerle iletişimde olan birilerini sapladık. Anlıyor muyuz başım? Muhtemelen burada da bir tane vardır. Evet komutanım. Onlardan bir sonuca ulaşabiliriz. Takipte kalalım. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım. Ne anladın komutanım? Gözünü şunların üzerinden ayırma. Emredersin komutan. Şerefsiz herifler. Baba görüyorsun değil mi? Ne güzel oyuncağı varmış. Evet komutanım. Pek afilli görünüyor. Nereden bulduysa artık. Anlayacağız şimdi nereden bulduğunu. Lan! Gel lan buraya. Gel buraya. Sen şöyle. Destan. Anlat bakalım şu olayları. Ne demek şimdi bu? Ben bir şey bilmiyorum.
Şu olayları çıkartan arkadaşlarını diyorum. Benim Taşlıca köyünden arkadaşım falan yok. Ben arkadaşlarının Taşlıca köyünden olduğunu söylemedim ki. Bana bak. İkimiz de bu olayları çıkartanların o köyden olmadığını çok iyi biliyoruz. O yüzden anlatmaya başla. Ya adamlar bağıra bağıra söylemişler nereden geldiklerini. Benle ne ilgisi var? Kaç para verdiler lan sana? Ne parası ya? Bende para mara yok. Ne yapacaktın lan? Burada arkadaşlarını, eşini, dostunu, köylülerini vuranlarla iş tutup gidip öteki köyü yakıp yıkacak mıydın? Ha? Arkadaşlarını da buna alet mi edeceksin? Nasıl ya? Mustafa, ne diyorlar oğlum? Ben böyle bir şey yapmadım. İnanın bana. Demek bir şey yapmadın öyle mi? Bu ne lan o zaman? Ha? Bu ne? Oğlum bu tarlada mı yetişiyor? Pazarda mı satılıyor lan? Ne lan bu? Sen asker misin, polis misin lan? Ha? Adalet mi sağlayacaksın lan sen? Ne bak? Bak ya bana! Oğlum seni teröriste yardım yataklıktan içeri tıkarım. 15 senede kimse çıkartamaz. Seni gebertirim lan! Gebertirim, burada elimde kalırsın. Lan! Yürü, yürü. Başlamış. Yürü, tamam. Mustafa, ne diyor bunlar? Oğlum Sabri, anlamadınız mı? Karşı köyü aklamak için yapıyorlar. Ben suçsuzum. Öyle mi? Ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım sizin dediklerinizden. Ben çok sıkıldım senin bu tavrından. Teğmenim. Emredin komutanım. Bu herif sen son gördüğünde telefonuyla konuşuyordu değil mi? Aynen öyle komutanım. Güzel. Alın şunun telefonunu. İlyas, koşuma al şunun telefonunu. Emredersiniz komutanım. Son aradığı numarayı da arayın, arkadaşları da duysun kimle konuştuğunu. Bir dakika, bir dakika. Bunu yapamazsınız. Ne yapamayız lan? Bir de evrak mı getireceğiz sana? Rahat dur lan. Komutanım telefon burada. Ara koçum son numarayı. Hemen komutanım. Çalıyor komutanım. Sesini çıkartma. Alo. Ya ne arayıp duruyorsun? Çıkmadın mı Alaköy'den? Alo. Yok, ses vermiyor. Belki yanlışlıkla basmıştır Velid. Ben bunların yapacağı işe. Kapat sen. Kırmızı bültenle aranan bir terörist. Adı Velid. Şimdi sen anlat bakalım, bu Velid denen şerefsizle ne halt ediyordun? Ne gibi bağlantın vardı? Ha bir de tabii o şerefsiz nerede? Onu söyleyeceksin. Mustafa, ne yaptın böyle bir şey? Göz göre göre o kadar insanın vurulmasına izin mi verdin? Arkadaşlar bir dakika. Ya lan? Köye saldırınca senin çıkarın ne olacaktı? Katil mi edeceksin lan bizi? Kes yerini. Kalk bakalım. Bana bak. Bu Velid denen köpek nerede? Eğer konuşursan belki cezanda indirim alırsın. Ama eğer konuşmazsan sen bilirsin. Söyle. Konuşsana! Tamam. Tamam, söyleyeceğim. Tamam. İyi. Aferin. Yüzbaşım, siz hemen harekete geçin. Jandarma kesinlikle köyden ayrılmasın. Emredersiniz komutan. Velid'i canlı ele geçirmeye çalışın yüzbaşım. Emredersiniz komutan. Kaç
Kılıç, hemen harekete geçiyoruz. Şunu köy meydanında jandarmaya teslim edelim. Siz de gidin bütün köylülere anlatın duyduklarınızı. Haber gelmedi hala. Asker engellemiş olabilir Velid. Kapalı. Nerede bu çocuk? Gidi diğer köydeki çocuğu ara istersen. Ne oldu komutan? Hani buluyordunuz katilleri? Bulacağız ama... İçinizden biri ya da birkaçının onlara yardım ettiğini düşünüyorum. Ne demek bu komutan? Biz mi yaptık yani? Evet. Ver o telefonu. O telefonu ver. Ver. Alo. Neredesin oğlum sen? Hala çıkmadınız mı köyden ha? Alo. Alo. Kapattım. Ne oluyor bunlara ya? Tabii ya. Eskere öttü bunlar yerimizi vallahi. Gerizekalı da. Başka bir şey görüyor musun Hasan? Komutanım sanırım hala içerideler. Kapının önünde araçlar var. Anlaşıldı, gözünü ayırma. Kılıç. Sessizce sızıyoruz. Unutmayın, Velid'i canlı alacağız. Markus denen şerefsizin yerini öğrenmemiz için önemli. Ya babalar, babaerler. Ben bu canlı alma işine uyuz oluyorum ya. Bunları buldun mu? Bineceksin tepesine, basacaksın kafasına. Vereceksin şarjörü sonuna kadar. Şöyle ağız tadıyla çatışamıyoruz ya. Vay vay vay. Haydar yüzbaşı yine formunda. Yine döktürüyor maşallah. Babuş doğru söylüyorsun ama bunu canlı alıp ne yapacağız? Gebertelim gitsin de dünyanın bir pislikten kurtulmuş olur. Şerefsiz. Maşallah maşallah, çene berber makası gibi. Benim fantastik ikilinin yine çenesi düştü. Acaba neden Yörük? Kime benzediler acaba? Kim? Üzüm üzüme baka baka kararıyor tabii. Tabii. Kalbimi kırıyorsun bozuk. Yapma ya. Ben kendi halinde ketum. Konuşmayı pek sevmiyorum bir insanım. Değil mi? Al. Kılıç. Hepinizin çenesi çok açıldı ha. Dönüşte hepinize eğitim kitleyeceğim, haberiniz olsun. Şimdi zahmet olmazsa buyurun lütfen. Emredersiniz komutanım. Hadi oğlum hadi, hadi. Buyurun Ketum Bey. Demir İlhan. İlyas. Fırlatsın. Telefonun niye kapalı? Merkus efendi. 40 yılın başı bir şey arayacaksın. Ya oğlum hadi toplanın lan, toplan.
TC geliyor, TC hazırlanın haydi. Söndürün şu ateşi de. Çabuk çıkalım şuradan haydi. Haydi arabalara. Etrafınız sarıldı. Silahlarınızı bırakıp teslim olun. Ateş! Siz bilirsiniz. Kılıç, ateş serbest. Ateş edin oğlum, ateş hadi! Çıkarın şuradan haydi! Babalar bunlar kendi kaşında. Canlı kalmak istemiyorlar. Acaba nereye sıkıyor acaba? Nereye sık? Oğlum sık sıra var sık! Ateş edin sizler! Nasıl ölüyor tek tek? Aferin gözü. Aferin vallahi. Sağ olun komutanım. Çabuk oğlum çabuk. Lan hadi ne bekliyorsunuz orada lan hadi. Çıkın dışarı hadi. Çık da benimle öldük. Temiz at isteğimini. Siz de fena sayılmazsınız komutanım. Fena sayılmaz mı? Sağ ol ya. Gel abi. Gel buraya gel 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 gel. Önümden ayrılma. Önümden ayrılma. Önümden. Sık şunu. Önümden yürü önümden. Önümden yürü. Sık! 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 Ne oldu Velid? Adamlarını bulamıyor musun? Çık dışarı teslim ol. Bu son şansın. Ya da teslim olma lan. Olmadı kafanı kopartayım. Haydar Yüzbaşı. Valla bunların şakası yok Velid. Bana bak o defoya attığım bir bombayla başını yıkarım orayı senin. Havaya uçarsın. Çık dışarı teslim ol. İyi. İlyas yapıştır koçum. Emredersiniz komutanım. Hadi oğlum. Demir! Sen de! Bunların şakası yok vallahi. Velid. Kuyruğu tutturdum Velid. Önde gelen tutar gari. Tamam tamam. Esker ateş etme tamam. Teslim oluyorum tamam. Tövbe yarabbim ya. Kılıç. Dikkatli olun. Gidip alalım şu iti. Haydi. Beyler depoyu kontrol edin. Velid. Velid kuyruk gitti Velid.
Kaçamadın mı? Eyvah. Teslim oldum. Bana vuramazsınız. Bu kural senin gibi satılık şerefsiz köpekler için geçerlidir. Kalk lan! Kalk! 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 Evet. Şimdi Markus nerede? Bilmiyorum. Eyvah! Bak oğlum. Doğru cevabı verene kadar dayağımı yemeye devam edeceksin. Markus nerede? Ya ne bileyim? Bakçısı mıyım adamın? Bilmiyorum. Aa, yanlış cevap. Yörük. Bana. Yörük yeter. Önce Kopuz Baba'nın bahsettiği mevzuyu halledelim. Ondan sonra zaten arkadaş senindir. Ya, son bir tane. İyi hadi bir tane daha. Beyler. Alın şunu paketleyin. Emredersiniz. Emredersiniz Osman. Sen de canlaş. Hadi toparlanın gidiyoruz. Ne zamandır dövmek istiyordum ben bunu. İyi oldu ya. Oh. Hey. Köyünüze saldıran şerefsizler. Bu da onların elebaşı. Erdal! Erdal! Pislik köpek! Nasıl kaydırız lan babama? Erdal! Kardeşim tamam merak etme. Bunun hesabı soracak. Merak etmesin. Burada yapılmak istenen iki köyün arasına nifak sokup bir mezhep savaşına yol açmaktı. Bunun için her planı yapmışlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Erdemli, sağduyulu, geçmişten ders alan, temiz yürekli insanımızı, yani sizleri unuttular. Acınıza rağmen dimdik durmayı başardınız ve büyük bir faciayı önlediniz. Kayıplarınız var. Yaralarınız var. Ama şu anda birbirinize destek olma zamanı. Bir zamanlar nasıl düşmana karşı omuz omuza savaş verdiysek, şimdi de bu namussuzlara karşı yine omuz omuza bir arada durmalıyız. Bu alçak cezasını çekecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ama sizden isteğim şu. Bu namussuzların gözü önünde birliğinizi, bütünlüğünüzü bir kez daha gösterin. Onlara nasıl bölünmez bir ulus, nasıl ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğumuzu gösterin. Sağ olun komutan. Siz olmayaydınız boş yere çok kan dökülecekti. Allah Türk ordusundan razı olsun. Allah devlete, millete zeval vermez. Yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Kılıç gidiyoruz. Başçavuşum. Emredersiniz komutanım.
Emredersiniz komiserim. Kim kızım? Kufuz Albay komiserim. Dinliyorum abayım. Komutanım, köylerde sükunet sağlandı. Saldırıyı gerçekleştirenleri ölü olarak ele geçirdik. Elebaşları Velid'i de aldık. Şimdi sorgulamak üzere üste dönüyoruz komutanım. Harika, harika. Çok iyi haber. Hepimize büyük geçmiş olsun albayım. Sağ olun komutanım. Yalnız Markus'un nerede olduğunu öğrenemedik. Velid'in sorgusunda bir ipucu bulmayı ümit ediyoruz komutanım. Tamam Kopuz. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Emredersiniz komutanım. Oh be. Artık öbür işimize bakabiliriz. Kızım sen de görevini devret. Acil bir şey olursa telefonla ulaşırlar bize. Törene geç kalmayalım. Bir de Sedat'a söyle arabamı hazırlasın. Emredersiniz komiserim. Al bunu. Abi bir de bunu dene. Ver bakayım. Bu ne lan? Mermerin üstünde kırmızı karıncalar geziyor gibi. Tövbe bismillah. Bakayım dur bak. Ha yok be. Yani bu sanki benim kavruk tenime çok yakışmadı be cancağızım be. Başka ver Caner. Abi bir de bunu dene. Nasıl oldu sence? Bakayım. Bence güzel. Sence güzel oldu. Ya ne bileyim ya. Ben böyle biraz daha çok doygun renkleri seviyorum Caner. Yani yakıştı mı yakıştı. Yakıştı değil mi? Hani ama ben yakışıklı olduğum için yakıştı. Mesela bunu siz taksanız yakışmaz. Hani oğlum bu ara renk kalıyor. Hani benim kişiliğimi çok yansıtmıyor yani. Şahsen böyle bayrak kırmızısı olur. Efendime söyleyeyim türbe yeşili olur. Limon sarısı olur amenna ama bu yok. Hani bu da yeşil ama türbe yeşili değil. Olmadı yani. Başka ver. Bu arada bak bir şey söyleyeyim mi? Lan. Oğlum yalnız bir şey söyleyeyim. Harbi karizma oldum ha. Bakayım şöyle. Tatlı oldum sanki ha. Maşallah nazar değmese tahtaya vur lan ben de bir tarafımı kaşıyım. Baksana oğlum. I'm Binder. Where is your name? Ver ver başka ver. Al abi bu da son. Başka da yok. Ne demek son başka yok? Vallahi abi koğuşta olan herkes verdi işte. Koskoca koğuşta çıka çıka bu kadar mı kravat çıktı? Allah'ım ya Rabbim ben nasıl ezik bir koğuşa düştüm ya. Abi niye öyle diyorsun ya? Benim de kravatım yok. Niye ezikliyorsun bizi? Caner lütfen. Bak lütfen duygu sömürüsü yapma benim damarıma basma. Gel buraya. Gel buraya. Bunu yapma. Ben sana ezik der miyim? Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Sakın bunu kendine yapma. Ne oluyor daha sevgi pıtırcı mı oldunuz? Gel araya kaynaş. Lan bir tane kravatınız yok. Gelmişsin bir de bana afra tafra laf yapıyorsun ha. Abi benim de kravatım yok. Caner yeter ama. Ama alıngan oldun oğlum sen de bu aralar. Yapma. Nereye gidiyorsun Doğan? Pek profilli olmuşsun. Ne yapacaksın? Benle birlikte mi geleceksin? Hayırdır? Doğan, Başak Asubay seni soruyordu. Çabuk olsun dedi. İşte. Bak daha hazırlanamadık. Komutan beni çağırıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Abi al birini tak işte ya. Amma uzattın sen de. Değil mi Caner? Beni bir tek sen anladın. Sen de yanlış anladın Caner be. Ben bari bunu takayım. Siyah takımda kontrast patlatır bu kravat. Kendini gösterir. Çekil. İnsan kendi görüntüsünden çok sıkılabiliyor. Keşke her seferinde farklı bir yüze, farklı bir vücuda bürünebilmek mümkün olsa. Farklı renkte saçlar, farklı renkte gözler. Ama Tanrı'ya şükür, şu an baktığım yüz Markus'un yüzü. Sancar, ben de gözüm, ben de. Başçavuşum bu tarafta. Yürü lan şerefsiz, yürü. Yüzbaşım, emrin komutanım. Siz sorguya başlayın. Emredersiniz komutanım. Velid, uğraştırma bizi. Markus nerede? Bilmiyorum.
Eyvah. Ah! Lan ben sana ne diyorum anlamıyor musun? Gebertirim seni. Nerede Markus? İstediğin kadar vur yüzbaşı. İstediğin kadar vur. Bunu öğrenemeyeceğim. Yok, bilmiyorum. Yok. Ayva. Halterciyi kaldırın. Markus nerede? Bilmiyorum. Ayva. Markus'un yerini bilmiyorsun. Peki bir sonraki eylem planı ne? Onu biliyor musun? Eylem falan yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiç. Hem beni tutukladınız. Resmi olarak bana dokunamazsınız. Bu soruları da cevaplamak zorunda değilim zaten. Anlıyorsun? Afikatım olmadan da daha fazla konuşamam. Konuşmam. Çağır Afikat gelsin. Beyler, şimdi görüşürsünüz. Şimdi resmi olarak ben sana dokunamam. Eyvah doğru. Bak üstümde artık yıldızlarım yok. Üniformam yok. Senin ellerin bağlı değil. He? Bak bir kere soracağım. Güzel güzel cevap ver. Yani beni insan sevgisi dolu kimliğimden dışarı çıkarttırma. Son kez soruyorum. Markus nerede? Bilmiyorum. Ama ben lan komutanım. Nerede bilmiyormuş. Komutanım! Şimdi buna biz oturuyoruz. Birazdan dayağımı yiye yiye gebereceksin. Yörük sopasını yiyerek gebereceksin. Hayır bana değil. Peralarına üzülüyorum. Peralar öbür tarafa gitmiyor. Fakire fukaraya dağıtacağım peralarını.
Haydar komutan bütün hırsını çıkarıyor. Şimdi karnına yumruğu indirecek, bak bak. Vallahi hırsını alamadı. Şimdi bacağı hamle yapacak, oraya çalışacak. Şu an kafa bölgesini bitirdi, alt tarafa çalışıyor. Şimdi sıkı bir tekme geliyor bak. Tamam yüzbaşı, ne olur tamam. Ne olur Allah'ın kızı versen ne olur. Sevdiğim kutlamalardan biri öğretmenler günü ve öğrenciler. Hoş geldiniz Sayın Hoş General. Bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz buyurun hocam. Buyurun. Saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, temeli kültür olan Türkiye Cumhuriyeti'nin böylesi güzide bir eğitim kurumunda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik adına buradayım. Bizim görevimiz vatanı korumak için savaşmaktır. Ama hepimiz gayet iyi biliyoruz ki cehaletle savaşmak, karanlıkla savaşmak da en az vatan savunması kadar, askerlik kadar kutsaldır. Bu duygularla Öğretmenler Gününüzü kutluyor ve baş öğretmenimiz Atatürk'ün bu yurdu emanet ettiği çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Tamam yüzbaşı, ne olur tamam. Ne olur Allah'ın kızı versen ne olur.
Ne oluyor, tamam, Allah'a vur ben, ne oluyor? Ne oluyor Yüzbaşı? Tamam, tamam. Aaaa! Yüzbaşı! Yalan! Tamam dedik ama, hayır! Öldürmüş olabilir mi? Yok canım. Haydar komutanım yapmaz öyle şey. Yani onun elinin ayarı... Yoktur ya onun elinin ayarı. Vallahi yapmış olabilir. Yani. Elyas, tasalanmayın gözüm. Haydar yüzbaşı bilir işini. Yaptıysa da yaptı vallahi. Elleri dert görmesin Haydar yüzbaşının. Dünya bir pislikten kurtulmuş olur. Vallahi Candaş, bence de çok doğru söyledin. Aynen öyle. Ya ben çok merak ettim. Komutanım, bir gidip baksam mı ben? Yüzbaşı. Neler oluyor? Derin sessizlik. Komutanım. Oh. Allah Allah. Görelim bakalım. Arıyorsunuz ya Markus. Markus. Şimdi Ankara'da. Güzel yapmışsın. Aferin, çok beğendim. Teşekkür ederim. Siz de resim yapıyor musunuz? Maalesef ben senin kadar yetenekli olmadığım için resim yapamıyorum ama seninkiler çok güzel olmuş. Bu resmi de ben yaptım. Ay, yesinler seni. Ne kadar güzel yapmışsın ya resmi. Bayıldım yani. Ne kadar yeteneklisiniz hepiniz. Aferin, kutluyorum. Yalnız benim karnım acıktı ya. Bir şeyler yemeyecek miyiz? Tabii ki yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hadi bakalım.
amca. General amca. Markus seni tek kurşunla vurunca... General amca. General amca. Markus seni bulunca ne yapacaksın? Ölüm sana gelince... Beni tanıdın mı? Kurtarmış. Markus. Ya sen tek başına öleceksin general, ya da hepimiz öleceğiz. Öğretmenler, çocuklar, masumlar, herkes. Ya sen öleceksin, ya da herkes ölecek.